Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde servisler konusunda şöyle ufak bir ara vermek istiyorum. En son hatırlarsanız bound servisi görmüştük ve burada bir local binder kullanarak activity'mizi servisimizde sürekli olarak bağımlı hale gelmesini sağlamıştık. İkisi de sürekli olarak birbiriyle iletişim halindeydi. Bundan sonra IPC dediğimiz inter-process communication konusuna geçmeden önce yine bu eğitim setinde yer alması gereken, bilmiyorum belki bunu daha önce anlatmalıydım ama aslında broadcastları, servislerin az biraz ne olduğunu anladıktan sonra anlatmak belki biraz daha mantıklı olacak. Şöyle çok kullandığımız kavramların üzerinde biraz durmak istiyorum örneklerle. Nedir bunlar? Hani sürekli bir proses kelimesi geçiyor, sürekli bir thread kelimesi geçiyor. Aralarda handler'lar, runnable'lar falan filan. Bu ve bundan sonraki birkaç derste bunların üzerinde şöyle ayrı ayrı durmaya çalışalım ki ondan sonra çıkacak o IPC konusunu çok daha iyi anlayabilmek adına. Şimdi ben proseslerle ilgili şöyle resimler buldum. Bunların üzerinden size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak bir proses nedir? Şöyle güncel hayattan bir örnek verelim. Şimdi benim bilgisayarım Windows 10. Ben burada bir tane Word belgesi açtığımda, sizin de bileceğiniz gibi buradaki görev yöneticisinde bu bir proses olarak arka plana geliyor. Burada Windows Word. Şu an göremiyorum ama çok da evet burada. Şimdi ben bunun içine girip bir yerden yazı yazıyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi ben bunları yaparken atıyorum burada bir yazım denetleyicisi olabilirdi. O da arka planda ne yapıyordu? Hani bir taraftan bilgisayarım girdiğim komutları ele alırken bir taraftan da yazım denetleyicisi burada yazılan yazı doğru mu yanlış mı diye kontrol ediyordu. İşte arkadaşlar şimdi benim açtığım bu Word bir proses ise onun içinde de farklı farklı threadler olabilir. Ki şurada performans kısmına bakarsanız neredeydi o, bir dakika. Şöyle büyütürsem. Gördüğünüz gibi işte proses dediğimiz kavram azken içindeki threadler bir o kadar fazla, handlerlarda bir ondan daha fazla. Şimdi bu yapıların üzerinde yavaş yavaş anlatarak gitmeye çalışalım. Öncelikli olarak şu resme bir bakalım. Şimdi Android işletim sistemimizde de bu proses ve threadlerin karşılıkları mevcut. Şöyle ki siz ne zamanki bir uygulama açtınız ve uygulamanızın içinde şu an zaten az biraz bildiğimiz activity, şu an eğitim serisi boyunca anlattığımız servis ve broadcast receiver'lar, bir de daha sonradan anlatacağımız content provider'ın, yani bu 4 ana komponentin hepsinin olduğu bir uygulamayı başlattığınızda bu bir arka tarafta, yani Linux kernel'ında bir proses başlatıyor. İlk önce demiş ki bir ilk durum olarak hiçbir komponentin, yani burada bulunanların hiçbirinin çalışmadığını düşünün. Ne yapıyor? Bir kutu açılıyor. Bu kutuyu sizin uygulamanız olarak düşünün. Ve burada bir thread başlatılıyor. Ki biz buna ne diyorduk? Eğitim boyunca çok duydunuz. Main thread. Bu main thread ne işe yarıyordu? Sizin activity'nizin içindeki butonların tıklanma olaylarını ele alan da o. İçindeki öğeleri yerleştiren de o. İşte servisinizin on start command metodunun içeriğini bakan da o. Broadcast receiver'lardaki on receive metodunda olacak işlere bakan da o. Yine aynı şekilde content provider'lara daha sonra geçeceğiz. Onunla ilgili işlemleri de yapan nedir arkadaşlar? Sizin main thread'iniz. O yüzden diyoruz ki zaten biz bunu uzun sürecek işlemlerle meşgul etmeyelim ki diğer yapılacak işlere de vakti kalsın, kaynağı yesin. Sizin işte bunun üzerinde activity'nizde çalışsa yine main thread'e gidiyor. Servisinizde çalışsa yine main thread'e gidiyor arkadaşlar. Daha sonra siz bunları tabii ki de farklı farklı prosesler üzerinde değerlendirebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Siz uygulamayı açtınız ve 4 ana komponentiniz var ya, bunların hepsi aynı thread üzerinde, yani aynı proses üzerinde işlem görüyor. Ama siz bunların her birinin farklı bir proses üzerinde işlem yapmasını da sağlayabilirsiniz ki bunlar dediğimizde Android'imizin 4 ana komponenti olan activity'ler, servisler, receiver'lar ve provider'lar. Bunları yaparken biz şimdiye kadar hiçbir zaman bu etiketi kullanmadık ama kullanabilirsiniz. Yani bir activity oluşturduğunuzda yanına bunu yazıp oraya da bir string ifade yazdığınızda sizin activity'niz artık o prosesin üzerinde çalışabilir.
Ama siz bunları yazmazsanız dediğimiz gibi aynı prosesi kullanacaktır arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle örnekle göstereyim. Şuradan exit yazık çıkar mı? Çıkar. SDK'nızın kurulu olduğu yerde Platform Tools klasörünün içine gidip adb.exe dedikten sonra shell komutunu yazarsanız ve daha sonra da ps derseniz ki bu Linux komutudur. O an çalışan emülatörünüzde kurulu olan o bütün uygulamaların çalıştığı hani Windows'un görev yöneticisi gibi bir arayüz sizi karşılar. Mesela burada benim şu an için çalışan örneklerimi görüyorsanız şunlar process ID, şunlar user ID oluyor ve her birinin farklı bir process ID'si mevcut. Ama dediğim gibi siz aynı uygulamanın içinde bile bu komponentlerin farklı farklı proseslerde çalışmasını Android Process etiketiyle sağlayabilirsiniz. Yalnız bunlar aynı uygulama içinde olduğu için aynı Linux user ID'sini kullanacaktır ve aynı geliştirici tarafından geliştirildikleri belli olacaktır. Yalnız bu sefer de şöyle bir şey oluyor ki bu eskiden daha çok oluyordu. Hani şu an için bununla çok karşılaşır mıyız bilemiyorum. Android belki düşük memory yani düşük bellek yüzünden bu prosesleri kill edebilir. Peki Android kimi neye göre kill edeceğine nasıl karar veriyor? Kendi içinde bunları öncelikleyendiriyor. Hani görev sırasını önem sırasına göre. Şöyle ki şu örnekte iki tane activity'nin olduğu bir main thread düşünün ve burada da iki tane yine activity var. İkisi de farklı proseste çalışıyor. Şimdi buradakini kullanıcı herhangi bir etkileşim halinde değilse ama buradakinde etkileşim halindeyse mesela bir mesaj yazma uygulaması ve kullanıcı bir mesaj yazıyor. Sonuçta nedir? Kullanıcı o an o activity ile etkileşim halinde demektir bu. Tabii ki de bunu Android bundan üstün tutacağı için ola ki bir hafıza eksikliğinde bunu değil de bunu kill edecektir değil mi? Mantıken böyle. Biraz daha bu olayın detayına girersek Android için en önemli ve bir şeyi yani kill etmesi gerekiyorsa en sona atacağı şeyler foreground proseslerdir. En yüksek öneme sahiplerdir. Ne demek istiyoruz foreground deyince? Hani background nasıl arka plansa foreground'da önümüzde gözümüzün önündeki olan proseslerdir. Mesela bir activity artık açılmış, on resume durumuna geçmiş ve kullanıcıyla etkileşim halinde ise bu foreground prosestir ve çok yüksek öneme sahiptir. İşte bir servis çalışıyorsa ve demiş ki o servis işte ilgili activity'ye bound olmuşsa yani bağlanmışsa ki bunun bir önceki derste örneğini yaptık veya bir broadcast receiver on receive metodunda bir mesaj almışsa bunlar Android'ce en önemli olan ve olası bir hafıza eksikliğinde öldürülmesi en sona bırakılan olaylar. İkinci öneme sahip olanlar activity'niz başlamıştır ama on pause metodun durumuna gelmiştir. Servis yine bir activity'ye bağlanmıştır ama pek kullanılmıyordur. Bu da ikinci öneme sahip. Üçüncü öneme sahiplerde kullanıcı direkt olarak bir etkileşim halinde değildir. Bir servisiniz vardır arka tarafta çalışan ama şu ikisine de ait değilse bunlar da önemli olaylar olarak adlandırılır Android tarafından. Peki Android neleri kill eder? En ilk önce gözüne kestirici hani korku filmlerindeki şişko ve gözlüklü ilk ölecek kişi kim derseniz activity'nin işte hiçbir komponenti çalışmıyordur. Sadece cache işlemleri için hafızada tutuluyordur. İlk önce onu kill eder. İşte buradaki de ondan bir soru. Kullanıcının etkileşim halinde olmadığı ama işte birkaç aktivitenin çalıştığı şeyleri de bundan sonra kill eder. Yani bunları az biraz mantığını bilmemiz yeterli. Dediğimiz gibi günümüzdeki telefonlarda hani çok da olacak bir durum değil. Sonuçta hayvan gibi bellek ve işlemcileri var. Ve biz sürekli ne diyoruz? Uzun sürecek işlemlerimiz için servis kullanın. Burada da onun bilgisini vermiş. Demiş ki bir servis demiş. Nasıl demiş onu? Process running a service. Bir proses düşünün ki servisin üzerinde çalışıyor. Bu her zaman için servisin üstünde çalışmayan bir prosesten çok daha önceliklidir. Yani çok daha önemlidir ve kill edilmesi en sona bırakılır. O yüzden şurada da demiş ki bir imajı indirirken demiş servis kullanan bir proses servis kullanmayandan çok daha önemlidir.
O yüzden uzun sürecek işlemleri biz ne yapalım? Servislerimize yaptıralım. Bir de Application Sandbox diye bir kavram var. Bu sizin uygulamanız olsun, şu büyük sarı çerçeve. Sizin uygulamayı açtınız, burada onunla ilgili bir proses oluştu ve o uygulamayla ilgili dosyaların tutulacağı bir storage'ınız var diyelim. İşte bu komple yapı sizin neyiniz oluyor? Sandbox'ınız oluyor. Burada da ikinci bir uygulama var. Onun da kendi prosesi var ve storage'ı var. Bu da onun sandbox'ı oluyor ve her ikisinin de nedir aslında? Default olarak user ID'leri farklıdır. Diyor ki bu user ID diyor uygulama yüklenme zamanında atanır. Her uygulama paketi bir Linux proses içinde çalışır ki şuradaki örnekte gördüğünüz iki farklı package'ım var ve iki farklı user ID ve proses numaraları var. Ama siz Android Shared User ID diye manifest dosyasında tanımlayacağınız bir etiketle, ki bunların değerleri tabii ki de aynı olacak, ne yapabilirsiniz? Şuradaki bu sarı çerçeveyi aslında genişletebilirsiniz. Şöyle ki bunlar artık birbirinden farklı uygulamalar değil. Siz bunları aynı, atıyorum 2 diyelim ikisine de. Yani şuradaki shared user ID dediği kavrama 2 dedik. Bu sefer bu sarılar birleşir, böyle kocaman bir sandbox'ınız olur. İki farklı uygulamadır, iki farklı prosestir ama ne yapabilir aslında? Bunlar birbirlerinin ne diyor? Verilerini erişebilir, kullanabilir duruma gelir. Yani files veya shared preference dediğimiz veya kaynak dediğimiz yapılara. Şimdi yapacağımız örnekte zaten bunun örneği olacak. Bu örnekte şöyle bir şey yapacağız. İsterseniz uygulama üstünde göstereyim. Nerede benim uygulamam? Şimdi ilk önce şurada basit bir arayüzüm var. Buradan ben verileri buradan gireceğim. Dosyayı kaydet diyeceğim. Bu bir yere yazılacak. İkinci uygulamamda da iki farklı uygulamadan bahsediyorum. Dikkat edin. Buradaki butona tıkladığımda o yazdığım dosyadan veri okuyup burada göstermeye çalışacağım. Şimdi konumuz bizim data yapıları olmadığı için, ki bunu da bir sonraki eğitim serisinde inşallah bahsetmeye çalışacağım. Kodlarını ben hazırladım. Üzerinden geçerek şöyle bir anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak main activity'mizde şöyle layout'unu da açalım. Design tabına geçeyim. Burada bir text view'um var. Edit text'im var. Bir butonum var. Burada da bir sonuçları gösterecek text view'um var. Main activity'ye geldim. Dosyaya kaydet deyince önce bir dosya nesnesi yaratıyorum. Daha sonra da yazılacak verileri ilgili edit text'imden alıp yazılacak veri değişkenine atıyorum. Daha sonra da bir file output stream diye bir sınıf kullanıyoruz burada. Açıklamasına bakarsanız ne diyor? Bir dosyaya yazmak için bir akıştır, output akıştır diyor. Yani genel olarak şunu bilmemiz yeterli şu an için. Ben dosyaya veri yazmak için file output stream kullanacağım. Dosyadan okumak için de adı üstünde input, yani veri alıyoruz. File input stream sınıfını kullanacağım. Şu an için bunları null'a atadım. Ve öncelikle buradaki file değişkene get files dir diyerek, yani dosyaların klasör yolunu alıp buraya atıyorum. Daha sonra bu output stream'i kullanarak diyorum ki emre.txt diye bir dosya varsa oku, yoksa yarat. Yani bu metot o işe yarıyor. Yine aynı üzerine gelip okursanız buraya ne diyor? Creates, eğer diyor öyle bir dosya yoksa da o dosyayı oluşturur diyor. Daha sonra da şurada edit text'imden okuduğum verileri, şuradaki string'i almıştım ya. Bu string'leri byte byte ne yapıyorum arkadaşlar? File output stream kullanarak dosyama yazıyorum. Ve son olarak da text view'uma, işte dosyaya yazıldı. Şuradaki file'ı, şunu şurayı göstermek için kullandık. Oradan aldığım verileri de dosyaya şu şekilde yazıldı diye gösteriyorum. Bir daha gösterelim. Şöyle alalım bunu buraya. Emre Altunbilek ne haber desin. Dosyaya kaydet dediğimde Emre Altunbilek ne haber dosyaya yazıldı. Ve dosya nerede oluşmuş arkadaşlar? Data user bıdı 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 ve en sonunda da emre.txt'nin içine oluşturulmuş. Umarım anlaşılmıştır. Ve daha sonra buraya yazdığım verileri ben başka bir uygulama tarafından okunmasını istiyorum. Ona bir bakalım. Şuradan şunu indireyim aşağıya. Bu.
Bunun arayüzünde sadece bir text view'um var ve bir butonum mevcut. Burada da şöyle arayüzü göstereyim öncelikle. Burada da okuduğum veriyi buraya yazacağım. Buna bastığımda da ilgili dosyayı bulup okunmasını sağlayacağım. Ne yapıyoruz bunların içinde? Şöyle bir hızlı bir şekilde bakalım. İlk önce birinci uygulamamın verilerine erişmem lazım. Ya ve bu bir Package Manager sayesinde erişiyorum bunları. Hatırlarsanız bu Package Manager'ı biz izin işlemlerinde runtime permission'larda işlemiştik. Bunun sayesinde o uygulama izin verilip verilmediğini anlıyorduk. Burada da telefonumda kurulu olan uygulamalar hakkında veri alabileceğim sınıf Package Manager. Önce Get Package Manager diyerek bir nesne tanımlıyorum buraya. Ve daha sonra da Package Manager.getApplicationInfo diyerek şurada tanımladığım package name'i, ki birinci uygulamamın package name'i bu, oradaki metadataları getir diyorum. Daha sonra şunun geri dönüş tipine bakarsanız ApplicationInfo diye bir geri dönüşü varmış. Buradan aldığım verileri şuradaki info'nun içine atıyorum arkadaşlar. Şuradaki toast mesajları sileyim. Bunları birinci uygulamamın telefonumda nereye kaydedildiğini ve onunla ilgili metadataları, yani şurayı tıklarsanız get deyip gördüğünüz gibi bambaşka şeyleri de var. İşte onunla ilgili servisleri alabilirdim. Receiver'ların tanımını, provider'ları, permission'larını vesaire. Ben ne yaptım? En genel olan get metadata diyerek ilgili verileri aldım. Yine bununla ilgili açıklamaları burada bulabilirsiniz. Daha sonra bunu aldıktan sonra, metadata dedikten sonra yine aynı info'yu kullanarak data directory'yi alıyorum. Yani birinci uygulamamın bir dosyayı ilk kaydettiği default yerin yolunu aldım ve onun sonundan files.emre.txt'yi ekleyerek birinci uygulamamda yarattığım uygulamanın dosyanın tam yolunu alıyorum arkadaşlar. Daha sonra da bunu bir dosyayı oku diye bir metot oluşturduk aşağıda, ona yol olarak veriyoruz. Yani şuradaki dosya yolu bir önceki uygulamada kaydettiğim dosyanın telefondaki tam olarak yerini veriyor. Burada da dosyadan okuma yapacağım için file input stream nesnesi oluşturuyorum. Ve bu benden bir file nesnesi bekliyor. Hangi file? İşte şu dosya yolundaki file. Dosyanın sonuna gelince eksi bir değer verir bize. O yüzden diyoruz ki bir buffer oluşturup sen o dosyadan okuduğun verileri eksi biri görene kadar oku ve bu buffer'ın içine ata. Char char, yani karakter karakter bunları okuyacak ve benim buffer'ımda o dosyadaki bütün veriler olacak ve en sonunda ben bu verileri text view'uma yazıyorum. Dediğim gibi bunları biz işleyeceğiz çok daha geniş bir şekilde, ama şu an için bir örnek olması adına böyle hızlı bir şekilde geçiyorum. Bunu yaptıktan sonra gelin isterseniz uygulamaya bir bakalım. Hatta şuradaki şeyi de silmeyeyim ben. Toast mesajlar dursun. Şunu şuradan silsem yeterli. Bir bakalım neler olacak. Uygulamamı bir daha başlatayım. Birinci uygulamada zaten dosyamı oluşturmuştum. İçine bir şeyler yazmıştım. Şimdi benim burada dosyayı oku deyince gördüğünüz gibi tam yolunu bana verdi birinci uygulamamın. Yalnız şurada bir mesaj göremedim. Android monitöre bakarsanız ne diyor? File not exception diyor. Biraz daha okursanız permission denied diyor. Yani birinci uygulamanın o ilgili klasörüne gidemediği için o dosyayı bulamıyor. File not found exception o yüzden veriyor. Ve diyor ki zaten oraya erişemem ben. Neden arkadaşlar? Şimdi şuradaki resme bir daha bakarsak. Şimdi uygulama birim bu. Burada dosyaya yazdım. Uygulama 2 bu. Burada da dosyadan verileri okuyacağım ya. Yani buradan buraya direkt olarak bir erişim söz konusu değil. Zaten olsaydı çok büyük güvenlik açıkları olurdu. Bir uygulama yapılırdı. O giderdi başka uygulamanın her türlü verisine erişip bambaşka bir yere veri gönderebilirdi. Böyle bir durumda zaten Android buna izin vermemek adına böyle bir yapısı var. Peki burada işte konuyu anlatmak için neyi kullanacağız? Shared User ID dediğimiz etiketi kullanacağız. Şimdi buradaki şunları da tekrardan bir gözden geçirelim. Şunlar benim uygulamalarım. Gördüğünüz gibi biri 151, tam da üstünü yazdım. Biri de 152
User ID'ye sahip ve prosesleri de farklı farklı. 151, 152 proses numaraları aynı. Şimdi ben bu user ID'leri eş tutarsam, bunlar farklı user ID, proses numaralarına sahip olsalar bile aslında ne olacak? Birbirlerinin verilerine erişebilecekler. Bunu yapmak için her iki uygulamanın da manifest tarafına gidiyorum ve shared user ID ismini kullanıyorum. Buraya da emri.altunbilek yazıyorum. Buraya yazdığım verinin aynısını application 2'deyim şu an. Application 1 kısmına da yazıyorum. Bunu yaptıktan sonra şunları durduralım. Şu an var olan uygulamalarımı uninstall etmem lazım. Zaten şu haliyle isterseniz bir deneyelim. Hata veriyor. Beni onu uninstall etmeye zorluyor. Çünkü buradaki shared user ID değiştiği için. Gördüğünüz gibi uninstall etmek ister misin dedi. Okey dedim. Okey dedim. Aynı şeyi 2'de de yapacağız. Bunu da tekrardan bir yüklemeye çalışalım. Okey dedim ve de okey diyorum. Gördüğünüz gibi demin açık olan şeyler uninstall edildi. Şimdi tekrardan önce 2'yi çalıştıralım, sorun değil. Daha sonra da birinci uygulamayı çalıştırıp bakalım bu sefer istediğimizi yapabilecek miyiz? Uygulama 2 açılmış. Uygulama 1 de açılıyordu. Ben kapattım şu an. Buraya Emre Altunbilek ne haber yazdım ve dosyaya kaydet dedim. Yazıldı. Şimdi uygulama 2 açıp buna bastığımda gördüğünüz gibi buradaki pete ulaşıp bu dosyayı okuyup içeriğini buraya yazdırabildim. Gelin isterseniz bir de şunu bir refreshleyelim. PS dedim. Gördüğünüz gibi aynı user ID'ye sahipler ama farklı threadlerde, farklı proseslerde çalışsalar bile ne oluyor? Bunlar birbirlerinin dosyalarına, shared preference'larına veya kaynaklarına erişebiliyorlar. Bu öğrendiğimizin hani şu an için belki bir uygulaması yok, bir şeyimize yaramayacağız ama prosesin ne olduğunu anlamak adına böyle bir örnek verme gereği duydum. Umarım anlaşılmıştır. Kafanıza takılan yerlere sormaktan çekinmeyin. Prosesin ne olduğunu anladıktan sonra bir sonraki derste threadler, multitasking konusuna geçeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.